Antalya'da evlerinin bahçesinde oturan yaşlı çiftin cep telefonlarını ellerinden almaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca kendisini çiftin evine kilitledi. Polisin tüm uğraşlarına rağmen evden çıkmayan şüpheli, ikamette kırılmadık cam bırakmadı. Evin içerisinde anlamlandırılamayan hareketler yapan şahıs, beyaz perdeyi üzerine geçirerek hayalet rolü yaptı. İkna çabalarına karşılık vermeyen şüpheliyi, ikinci saatin sonunda özel harekat polisleri düzenledikleri operasyonla evden çıkardı. Şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan polislere dönerek, sesim kısıldı, keçi sütü, keçi sütü diye tepki verdi. Olay, saat 19 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan fakat isminin Cengiz Ö olduğu öğrenilen şahıs, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra aynı cadde üzerinde bulunan Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö, bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bu sırada Parkinson hastası Salim Şahin, cep telefonunu vermemek için direnip tepki gösterince Cengiz Ö panik olup Şahin çiftinin evine girdi. Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarıda kalan Şahin çifti ise durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö'yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, beyaz perdeleri üzerine geçirip anlamsız hareketler yapmaya başladı. Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalyede attı. Cengiz Ö, uzun süren ikna çalışmalarına karşılık vermeyince olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, 2 saatin sonunda kapıyı kırarak içeri girdi ve Cengiz Ö'yü etkisiz hale getirdi. Polislere ters kelepçe ile direnmeye çalışan Cengiz Ö, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın evine girdiği Salim Şahin'in kardeşi Hatice Şahin, şahsın biri içeriye bahçeye girdi. Ben içeriye girdim, kapıyı kilitledim. Abimle yengem dışarıda oturuyordu. Abimin elinden telefonu aldı, dışarıya çıktı. Abim arkasından bağırdı. Yukarıya çıktığını görmedim. Yukarıda dediler, polisi aradım. Kırdı, döktü evi, gasp etti. İlk defa böyle bir olay yaşadık biz. 3 saattir içeride. Perdeleri çekti, panjuru kapatmış dedi. Salonla elinde lacivert gömlekli bir şahıs, kumral. İçeriye, bahçeye girdi. Ben içeriye girdim, kapımı kilitledim. Abimle yengem oturuyordu. Abimin elinden telefonu aldı, dışarıya çıktı. Yukarı çıktığını görmedim. Bağırıyor onlar, yukarıda mı? Yukarıda dediler. 155'i aradım. Ben yiyordum, ben de yeni geldim. Kırdı, döktü yukarıya yani. Evi gasp etti. Evi gasp etti. Abim 78 yaşında, yengem 76 yaşında. Yani ilk defa böyle bir olay yaşadık biz. 3 saattir içeride. Perdeleri çekti, panjuru kapatmış.